Merhaba Ziya amcacığım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. İyi. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Hoş sizi gördüm. Gördüm. Daha iyi oldum. Sağ olun. Allah razı. Teşekkür ederim. Bize bu kapılarını açtığınız için çok teşekkür ederim. Hiçbir şey. Vazifemiz. Evime bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir Karadenizli'nin her zaman yapacağı bir iltifattır bu. Oo, çok evet. Teşekkürler. Evet. Çok güzel bir evim var. Özellikle evet. Manzarası çok evet. Harika. Evet. Burada insanın ömrüne ömür katılıyor. Tabii. Burası benim dedelerimin evi. Benim dedem Hacı İsmail. Tulumunla meşhursun bu yörede. Tulum, evet. Ender, çok fazla tulumcu yok sanırım burada. Yok. Nasıl heves ettin tuluma? Tulum babam mesleğidir. Evet. Rahmetli babam, biz ufak çocuğu okula gidiyorduk. Babam da aşağı yukarı bir 60-70 yaşında vardı. Mahallede ayıp olur diye ambarın içine girer, orada gizli çalardı. Öyle mi? Öyle hasretti ona. Tulum çalmak... utanılacak bir şey miydi? Yaşlı insanlar için artık biraz şey görüyor. O zamanları şey görüyordu yani. Günah görülüyor diyor. Yaşını başını almışsın, sakal bırakmışsın, tulum çalıyorsun gibilerinden. Anladım. Peki hor görülen bir şey miydi? Yani tulumcular sevilir miydi? Beğenilmez? Sevilmez olur mu? Sevilmez olur mu? Ay, bana ne intibat ederdiler. Davetiye yollardılar. Düğüne geldi ya, bir de telefondan özel olarak arardılar. Ziya Bey davetiye geldi mi gelmedi mi diye. Böyle arardılar. Ondan sonra iltifat ederdiler. Ama şimdi bakıyorum ki yaşlandık ya. Daha gençler selam vermez oldu. Öyle mi? Evet. Maalesef. Ne oldu bunca tulumcular bizim Karadeniz'in insanlar? Ne oldu Remzi Bekerler, onlar bak bir yerde yok. Söyle anlatırım. Aynen. Evet, öyle. Yörede hangi durumlarda, hangi anlarda böyle tulum çalınırdı? Tulumlar, buranın şimdi en başta düğünleri gelir. Düğünler tulumsuz olmaz. Yaylalar da tulumsuz olmaz. Bir de bu bağlarda üzümler toplanıyor. Ha. Ona kaos derler yani. Kaos. Kaos. Kaos niye diyorlar? Yani bir artık dışarıdaki olan mahsulatı olduğu gibi içeri alıyorsun. Evet. Ona kaos derdiler. O üzümleri topladıkları gece ahenkler yaparlardı, horonlar oynarlardı sabaha kadar, ona kavus derdiler. Horonlar var tabii ki, horonlar, tulum var, horon var. Horonlar çeşit çeşit, mesela... En ünlü horonunuz nedir? Şimdi bu mesela Barhal Köyü ya, evet. Barhal Köyü'nün kendine göre has bir hanımların oynadığı bir oyun var. Öyle mi? Ama başka köylerinde şurada yukarıda şey var, Zemovan Köyü var. Tamam. Oranın daha başka türlü bir kaidesi var. Hemen. Hanımlar böyle 3 defa döner bir giderler. Melodisi farklı tabii. Melodisi farklı. Şimdi dirili 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 dirili. Bu Zemovan mı? Zemovan'ın. Tamam. Burayı da aynı senin hani türkü söylemiştik ya. Ne güzel, ne güzel. Hemenki de aynı yayaları. Değil mi? O da ne? Bir bu yanı, iki o yanı. Peki Hevenki de aynı değil mi? Hevek de aynıdır. Şey ya, o zaman Zemavan'la Hevek'te de tulum var. Hepsinde var tulum. Tamam. Küçük Hevek'te var, hepsinde var. Kobak denilen bir yer var, Salikvan denilen bir yer var. Hep, ya Karadeniz'in yöresi tulum ya. Bu hani, Ayder'den tut, hemşin oralar. Hep tulum. Tabii tamam. Ya. Bir de esas sizin çaldığınız, en çok çaldığınız ben duyduğuma göre titreme.
Titrama. Başka tabii. Bir adı var mıydı titrama. Bu titramanın? Ya, ne titramalar, diyorlar? Ben titramayı kumandana bakarım. Her yiğidin yoğurt yiyişi var. Tulumcuların da ayrı ayrı şeyleri var. Oyun havaları, titramaları kendine has bir şey olarak. Yani horon oynarken en iyi tulum kumandanı takip etmektir. Evet. Yani bunu iyi bilmek lazım yani. Orada sana zaten kumandan şunu şöyle buraya götürüyor, bu milleti bir yere götürüyorum diye şey yapar. Söyle, sen de oraya gideceksin yani. Ben öyle, benim bir titraman birini uymaz yani. Peki, titramanın diğer bir adı ne? Adam horonu... Erkek horonu denir. Erkek horonu. Erkek horonu. Erkek horonu. Titrama dışında oynanan oyunlar nelerdir? Titramada aynı havalardı. Şimdi... İşle sola derler, gidersin sola, al üstüne derler, çıkar elleri kaldırırsın. Eğer o kumandanın da birisine gıcıklığı varsa iki defa seni dolandırır elleri havada. Anladın mı? Sana o eza-i cefayı şey yaptırır. Anlıyorsun değil mi? Biz Artvinli olarak örf ve adetimize bağlıyız. Ve bunu da geçmişlerimize borçluyuz. Yani eski insanlarımıza saygılı, hürmetkar, yanlarında sigara içmezdik, yanlarında oturmazdık, yanlarında ayağımızı uzatmazdık. Böyle yetiştik biz. Bizi böyle eskilerimiz böyle yetiştirdiler. Onun için diyorum ki rahmetle anarız ecdadımızı. Arayan olursa sizi ve bizi, gelip gezip görsün Artvin'imizi, Allah ayırmasın birbirimizi. Artvin ilimiz mevsiminde şenlanır. Köylüm yaylalarına çıkar eğlenir. Aha bu festivallarımız, Kafkasurlarımız da dilde söylenir. Gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Atamızdan Yadigar'dır barımız. Vatan, millet, bayrak, sancak bunlar bizim canımız. Misafirperverdir yağlı insanlarımız. Gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Suları bol, çoruh akıyor. Suları bol, arazisi sulanır. Yağmur yağar, karlar erir, çoruh bulanır da bulanır. Turist gelir, il, ilçe, kaşkarları dolanır. Siz de gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Bahar olur koyun kuzuları meleşir, işi çok olana komşu ulaşır. Koç yiğitler, koçarılar, meydanlarda güreşir. Siz de gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. İrgat olur, yani meci olur, çayır çimen biçerler. Kaymak, kuymak, kete, bişi yerler, suyun içerler. Yaz gelende yaylalara göçerler. Gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Mahalle mahalle, görüyorsunuz mahalle mahalle, dizilidir yapılar, misafire açık olur kapılar, tutar orucunu buranın halkı namazın kılar, gelin gezin görün Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Küçüklerimize sevgi veriyoruz, sevgi, büyüklerimize hürmet, vallahi Filiz Hanım hakikati budur ya, yalancı cennet. Artvin'i böyle anlatıyor size bu aşık muhabbet. Gelin gezin görün kardeşim Artvin'imizi, ilçelerimizi, köylerimizi.
merhaba. Merhaba. Reşat amcacığım. Merhaba. Az önce dinlediğimiz kaset hakkında biraz bilgi verir misin bana? Kaset hakkında bilgi vereyim. Burada doğmuş büyümüş bir arkadaşımız, abimiz kendi çabalarıyla hiç usta şey görmeden kendi çabalarıyla öğrenmiş ve bütün yörenin türkülerini, şarkılarını, oyun havalarını, her şeysini bu çalıp, kasete çaldı. Bu kasete toplamıştır. Bu kaset gibi çok rari de var, kendi sesi de var, türküleri de var bunun içerisinde. Kaç senelik bu kaset? Bu 54 senelik. Reşat amca biraz kendinden bahseder misin? Benim ismim Reşat Alkan. Evet. 1935 doğumluyum. Maşallah. Uçoy'da doğdum. Gurbetlerde, İstanbul'da, Ankara'da şu gurbetlerimizi geçtikten sonra emekli olduk, buraya geldik. 34 senemde bu köydeyim. Düğünlerde, ne bileyim, bazen türkü şarkı söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz. İmamlıkta olmadığı zaman? İmamda olmadığı zaman cemaatin tercihi üzerine namaz kıldırıyoruz, ezan okuyoruz. Bazen sesin güzel olduğu için sesim, olabilir mi? Tabii. Onunla çok zaten kaynaklanıyor. Yanık sesli olduğun tabii için. Biraz oldu. Ama yaşlandık tabii şimdi. Olsun. Yine de güzel. Ben biliyorum senin sesini. Hevek Yaylalar Köyü. Burası Hevek Yaylalar Köyü. Senin için ne ifade ediyor bu Hevey köy? Hevey Ciskim. Hevey. Evet. Hevey Ciskim. Eski adı Hevey Ciskim Yaylalar Köyü. Reşat amcacığım, sen eskiden sanırım tulum falan da çalıyormuşsun, doğru mu? Zurna mı çalıyordun? Tulum, zurna, işte öyle şey yani. Amatör. Merak ederdim. Flüt çalarım, işte senin yanında da çaldık burada. Flüt. Evet. Var flüt istersen. Reşat amca, sen bize bu yöreye ait bir türkü söyler misin? Söyleyeyim, bir iki tane söyleyeyim tabii. Dinleyelim senden. Sabahtan uğradım Kaçkar dağına, geyikler gelmemiş göller perişan. Fırgatıma geldi bir ah eyladım, eyladım. Yalanız ben değil alem perişan. Cinu dilen çitlap karşı karşıya, karşıya. Heveyim milleti binler yaşaya. Sularımız akar gider çarşıya, çarşıya. Sularımız akar gider çarşıya. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, vay dünya. Bu dağlar yerinden ay relor bir gün. Nicabin senede çürüyen canlar, va canlar. Hakkın emri eyledi relor bir gün. Şey makcürün menekşesiye kokmaz mı, kokmaz mı? Yoksa benim için ağlıyor dağlar. Döşek melül mesul, yastık kanalar, kanalar.
Hastanın halinden ne bilirsalar. Çıktım çetiyana baktım dört yana dört yana. Dağlar karşıya beri dur muselama. Sıra köprüsünde yolu bağlama, bağlama. Cennet yalayana sibet bizi. Gökte yıldız 160, gökte yıldız 160, gökte yıldız 160. Kaşlara kalem katmış, kaşlara kalem katmış, kaşlara kalem katmış. Cümle alem topraktan, cümle alem topraktan, cümle alem topraktan. Onu nurdan yaratmış, onu nurdan yaratmış, onu nurdan yaratmış. Gurbete çıktım 13 yaşında. Terzilik mesleğine girdim. Allah nasip etti, bürokrat terzisi oldum. Mebuslara, bakanlara, bürokrasiye elbise diktim. Şimdi emekliyim. Ben size benim bu köyde yaşanan bir şair yengemin kocasına intizarını anlatayım. Kocası ayrılmış bundan. Ondan sonra tekrar birleşmek istemiş. Güvenememiş. Demiş ki, bendeki şefkati uğrattın zara, nasıl bel bağlayayım vefasız sana? Seni ısmarladım perverdigara, makamın cehennem yerin nar olsun. 6 ay yatasın bir yar üstüne, bir yanına gidip gelen olmasın. 7 yıl hırlasın can boğazında, pamuk ile südökenin olmasın. O gün sıhlet olsun köylünün işi, cenaze namazın kılan olmasın. Yani güvenememiş bir daha evlenmek için. Sonradan bunu eski adetlere göre hululiye vermişler bir ihtiyar adamla. Tekrar almış hanımını ama tekrar ayrılmışlar, mutlu olamamışlar. Gururlanma için unut, sana çıkmam ben oy oy. Benim gibi zattan mahrum kaldın sen. Üstünde çatalın, sağında diben oy oy. Metiye alırsın sakıp nebiden. Duman dere yukarı, duman dere yukarı. Girdi taşın altına, girdi taşın altına. Yar yastığın yok ise, yar yastığın yok ise, kolun başın altına, kolun başın altına. Ey ey duman dere yukarı, duman dere yukarı. Ey ey yine nere yürüdü, gene nere yürüdü. Ey ey bu benim deli gönlüm, bu benim deli gönlüm. Ey ey bir güzele vuruldu, bir güzele vuruldu. Bilgehan. Merhaba. Çok güzel bir yaylanız var. Evet. Küsara yaylası çok güzel. Zaten Artvin'in hemen hemen her yerini, köylerini gezmeye çalışıyorum. Bütün yaylaları güzel. Beni de Tekkale Köyü Festivali'ne davet ettiniz. Çok da güzel geçtiğine inanıyorum. İnsanların samimiyeti, misafirperverlikleri çok güzeldi.
Seninle de bu köyde tanışmış olmak çok güzel bir şey. Evet. Çünkü sen de benim gibi türkülere çok meraklı bir insansın. Evet. Öncelikle nereden geldi bu merakın Bilge Han? Hem bu yörede mi yaşıyorsun? Nasıl bunları toparladın? Bayağı bir türküler var çünkü elinde, anonim ve hiç bilinmeyen. Evet. Ben Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde doğup büyüyen ve orada yaşayan bir fert olarak kendimi, kendi bölgemin kültürüyle ilgili ne tür geçmiş varsa bu geçmişi kendim de derleyip toplayıp buraya gelen misafirlerimize en doğru şekilde aksetmeye çalışma görevi gibi üstlenme bir durumun çerçevesindeyim. Üzerine öyle bir şey oldu. Böyle bir çerçevede bir... Peki o türküleri toplarken mesela meraklısın ya, dedelerle mi konuşuyorsun, ninelerle mi konuşuyorsun, yaşlar mı yoksa ailenden birileriyle mi? Nasıl toparlıyorsun? Kuşaktan kuşağa mı? Evet, bu kuşaktan kuşağa. Mesela bende ilk bu alanla ilgili sevda, dedemin bana bıraktığı mirasın gelişimi olarak büyüdü. Dedemden başladı. Sonra bu bir değerdir diye düşündüm kendi fikrimce. Bu değerleri de ben işte bizden önce yaşayan insanlar kendiyle beraber götürmesin. Ben devralayayım, benden sonrakilere de aktarayım. Peki sen bir şekilde bunları yazıyor musun? Nasıl aktaracaksın onları sen? Yazdım, şöyle yazdım. Mesela ben geçmişte ölüm döşeğinde olan kadından bile, yani hastalık anındayken, o hastalığından dönemediği kadından bile türkü yazdım. Yazdın mı? Evet, bu bölgeye ait türkülerden. Evet. Dedem de zaten sürekli ağızdan bana söyler, benden karşılık alarak beraber söylerdik. Orada ezberimden kalmıştı. Bir tane kalmıştım. Bize söyler misin? Dedenden kalan evet, türkülerden hatırladığım. Dedenden kalan türkü, evet. Söyleyeyim. Evet. Alçak çavustalları yar, alçak çavustalları. Çemla beyaz kolları yar, çemla beyaz kolları. Akşam gelacağıydım yar, akşam gelacağıydım. Yokuş gördüm yolları yar, yokuş gördüm yolları. Gibi. Bu işte kesiyor yani. Evet. Peki mesela özellikle horonlarınız, bazıları müziksiz. Evet. Yani hiç müzik olmadan kendi aranızda sanırım evet, sarılıp yuvarlak halka şeklinde biraz sallanarak türküler söylüyorsunuz. Evet. Atma türkülü mü oluyor? Mesela karşı taraf alıp veriyor mu? Yoksa nasıl oluyor? Doğaçlama mı gelişiyor? Gelmiş kedarım karşı, Nazlı'yar gelmiş kedarım karşı, Nazlı'yar gelmiş kedarım karşı. Ağırlı Türk taşı, zarıp kap kavaşı, şimdi selamlar olsun. Yurtların başında selamlar olsun. Yurtların başında selamlar olsun. Bu Fadi ile Gülşen. Gülşen'in hikayesi var, duydum ben onu, evet. Modut Yaylası'nda geçen. Onu bize biraz anlatır mısın, biliyor musun? Onu şöyle, yani ben ölüm döşeğinde hasta yatan bir kadından aldım. Evet. Hikayesi şöyle, anlatımına göre. Fadi ile Gülşen adında iki kız, Modut Yaylası'nda yayla aşkı yaşıyorlar. Kardeş değil mi ama? Kardeş olduklarını bilmiyorum. Ha, bu tamam. Farklı kızlar da olabilir ama kardeş gibi en azından tamam. Yani. Ki sonuç oraya gidiyor yani. Evet. Bunlar köye indiklerinde aileleri tarafından ters evlendiriliyorlar. Bu olay da bunların ağrına gidiyor tabii. Aldıkları verdikleri eşyalarla o sevdalık dönemindeki... çandan örgü çöpü gün içerisine yazdıkları türküyü de bırakıp Yusuf'un içerisine aşağı akan nehre düşüp intihar ediyorlar. Köylü aramaya çıkıyor. Çöpüyü nişan olarak buluyor. Çıkardıklarında işte bir türkü yazıyor. Diyor ki işte
Köprünün başında çöpü güm nişan, düştük sulara da olduk perişan. Otmasın modütün kuşu bulbülü, hadiyle gülşen modütün gülü. İrağa kız verme iter de gider, anayı babayı satar da gider. Dahi modüt dahi sana gelmezük, sen de ağlamazık, sen de gülmezük. Aşağı bakarım kaynıyor kazan, yukarı bakarım okunur ezan. Gelsin düşsün suya canımdan bezen.